Evet, giriş yapıyordu bir. Neyse, çok yaşasın ablacığımız. Gençler, şu an Gaziantep vlogunu başlattık. İkinci kez çekiyorum bu vlogu. O zaman şöyle yapalım. Antep'e hoş geldiniz. Bugün yanımda konuk olarak Mersin'den ve Malatya'dan misafirlerim var. Ayşegülcüğüm hoş geldin. Damlacığım sen de hoş geldin. Malatya ve Mersin olarak ikili konuklarımızın gelme sebebini ben size şöyle hemen anlatayım, açıklayayım. Sizi yanıma alabilir miyim? Kamerada gözükmek için. Çekin efendim. Her yerde tur şirketleri var. Bugün pazar günü, ondan dolayı kalabalık var. Gelme sebeplerini şöyle açıklayayım ben size. Ben spora başladım. Siz bu videodan sonra spor videomu izleyeceksiniz. Ve spora başladığım için birçok yemeği yemeyeceğim. Yemek yorumuna en çok güvendim. Ayşegülcüğüm burada. Yani gerçekten en son Antep'e geldiğinde öyle bir yorumlar yaptı ki dedim ki ben YouTuber değilim, sen YouTuber'sın. Keşke sen yapsan dedim. Ayşegülcüğüm bugün ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Bize biraz anlatır mısın? Nohut dürüm yiyerek başlayacağız. Evet. Ondan sonrasında da gezeceğiz ve yorulacağız. Ona göre canımız ne isterse öyle devam edeceğiz. Tamamdır. Yani yemekten sonra bakalım duruma göre. Damla, Antep'i ilk görüşün nasıl? İlk yorumun? Çok güzel. Çok güzel olmaz yani, bu yalandan oldu. Senlik bir yerse o zaman Damla'ya birisini bulalım. Burada kalsın artık, burada evlensin. O zaman senlik bir yer değil. Tarihi yerlerini gezmek için, böyle güzelliklerini görmek için. Tarihe merakın var mı? Pek değil ama idare. Merakın varsa birazdan anlatımı sana yaptıracağım. Tamam. O zaman anlaştık. Biz yemek için bir nohut dürümü yiyeceğiz. Hemen geçelim, orada kayda devam. Görüşürüz. Dürümcü Abeş'e geldik. Karagöz'ün hemen yanında. Ben şu burada yıkılan Ömeriye Camii de var. Onu da göstereceğim. O da hemen karşıma bekliyor. Ayşegüller içeride dayanamadılar, yemeğe girdiler. Ömeriye Camii. Yıkıldı. Tarihinden de bahsedemeyeceğim çünkü video çok uzun oluyor. Depremde yıkıldı bu, yeni olan 6 Şubat depreminde. Burada Dürümcü Abeş. Girelim içeriye. Şöyle fiyatlarını da göstereyim ben. Nasıl? Yedin mi? Yemedim. Yemedim. O zaman hadi oturalım. 3 yarım nohut, 3 kapalı ayran güzeldir arkadaşlar. Ve bence kişi başı bugün 500 liraya bugünü bitiririz. Yarın biraz daha çok gidebilir para. Bence öyle bitecek gibi geliyor. Müze kartlarınız var mı bu arada? Tamam, müze kart da çıkarırlar bundan. Bunlarınki biraz daha masraf olur. Evet, Ayşegülcüğüm yer misin? Bir seni çekmek istiyorum. Yedikten sonra mı yorum alalım? Evet. Tamam, yedikten sonra yorumları alıyoruz. Yine de çok böyle yemek yerken merak ediyorsanız klasik hareketimiz devam. Klip çekeyim dedim, bir de ökçü yaptı azandık. Dürümcü Abeş'in abi, teşekkür ederim, kolay gelsin. Bunu benden ayrılan bir kız arkadaşım vardı zamanında. O da diyordu gidelim ökçeyi yiyelim diye. Ben yiyorum, sen de bakarsın böyle. Nasıl oldu yemek, beğendiniz mi, bitirdiniz mi maşallah? Ayşegül 3 saniyede elektrikli süpürge gibi çekti içerisine ve bitti. Aşırı güzel. Gelen herkes bence ilk başta sabah kahvaltısını böyle yapıyor. Antep'te zaten kahvaltılar böyle oluyor. Yani ya ciğer yiyorlar ya nohut yiyorlar. Bir de sörme diye bir yemek var, patlıcandan yapılan. Ökçü de bu arada çok iyiymiş. Abime de teşekkür ederim. Bir sonraki yerimize geçelim. Nohut dedin, sabah yenir dedin. Evet. Antepliler böyle yiyor dedin. Peki sen sabah yer miydin bunu? Yerim tabii canım. Bence yalan söylüyor. Yarın sabah nohut yedireyim mi sana? Yedim. Damla yerim. Sen yer misin her sabah nohut? Yerim. O zaman Dürümcü Abeş'e iyi dediniz. Evet, güzeldi. Yorumu ben yapmıyorum. Bakın sevgili evet, Antepliler beni yargılamayın. Yer daha güzeldi. Dürümcü Recep Usta mı? Evet. Dürümcü Recep Usta'ya bu videoyu eklemedim daha önce gittiğimiz için. Orayı daha çok beğendi. Üstümüze boklu su bu arada aktı böyle. Haberiniz olsun. Panorama Müzesi'ne geçiyoruz. Şimdi dostlar şu kapıdan gireceğiz, tamam, bak burada giriş yazıyor kocaman. Ve şu karşımızda görmüş olduğunuz çıkış kapısından da geri çıkmış olacağız şuradan. Yani buranın altından böyle gideceğiz döneceğiz. Ve burada çıkacağız. Benim buraya 3. gelişim. Hatta sizinle bir önceki, geçen yılki Antep videomuzda yine burası vardı. Girelim içeriye. Geçen videomda da söyledim, bu videomda da söyleyeyim. Kartınız olmadan geçemiyorsunuz. Bakın kredi kartı okutarak geçtiler. Ne kadar çekti Ayşegülcüğüm? Bakmadım. Ha, o kadar zenginsin.
Ne güzel ya. Vallahi kamera biraz bulanık çekebilir. Karanlık olacak çünkü bazı odalar. Antep'in 25 Aralık'ı anlatan çok güzel bir müzedeyiz şu an. Siz de büyüleneceğinizi düşünüyorum. Bakalım. Zaten eskiden çekilen fotoğraflar savaş zamanında 25 Aralık'ta. Ben size anlatacağımı buraya göstereyim direkt. Bana her şey serbest kardeş. Bura belediyenin. Şurada bir Instagram fotoğrafım var. Teşekkür ederim. Bu İngiliz. Yazlık, İngilizlerin yazlık. Yüzbaşıymış bak. 3 tane yıldız var. Yani az çok ilgin varsa omzunda bak. Bu da normal asker kıyafeti. Bu Fransız Ermenisi. Fransız an Ermeni topluluğu. Lejyon. Fransız yabancılar lejyonu. Bundaki bak yüzbaşına dikkat edersen kolunda 3 tane çizgi var. Ama dikkat edersen hepsinin 3 tane var yani. Bizim askerlerde de şu anki askerlerde de öyle. Zamanı işte kafalarına taktıkları şapkalar. Aynı bunların şapkalarından da bu arada yüzbaşı, albay falan ayırabiliyoruz. Bu bir teğmen, üst teğmen. Bak şimdi. Oraya geçin. Birbirini tutmuş eller gibi sizde o boşluğu da olur. Buyurun Ayşegül Hanım. Ben girmiyorum, utanıyorsun değil mi? Doğru söyle. Evet. Utandılar, giremediler. Ben giriyorum şu an. Emre de telefonla. İnsana ayrı bir şey de veriyor. Kalp atışları ayrı bir mutluluk da veriyor. Az önce de zaten anlatıcı da anlatmıştı. Ben de anlatayım, şöyle alayım kamerayı Ayşegül'den. Bildiğin ki olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Buna da cephedeyken zikir çekiyoruz. Şuna da zamanı kontrol ediyorum. Yani şuna, Fransız asker kıyafetlerine dikkat edersen resimdeki aynı Fransız askerleri. Fransız Ermeni Lejyonu. Savaşın anlatıldığı yerdeyiz. Her geldiğimde gerçekten ayrı bir etkileniyorum. 25 Aralık bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Dünya için çok önemli. Yani nasıl, hangi durumlardan geldiğimize tekrardan bir dönüp bakmamız lazım. Kim olduğumuzu unutuyoruz, nereden geldiğimizi unutuyoruz. Gerçekten de dönüp de bir tarihimize tekrardan bakmamız lazım. Kendimizin kim olduğunu tekrardan hatırlamamız lazım. Her geldiğimde aynı duyguları tekrardan yaşıyorum. Böyle bir video paylaşır mısın dedim sosyal medya, telefonum onda diye. Ne diyor? Tüm işlerini bana yaptırıyor diyor. Ama sen çok sessiz kaldın ya. Siz konuşuyorsunuz ya, yeter. Bir şey değil. Arkadaşlar Antep Kalesi kapalı. Normalde drone getirip çekecektim size. Ancak Ayşegüller geç geldiği için hava koşullarından dolayı drone da alamadık. Böyle bakabilirsiniz. Yeni Antep Kalesi. Bunlar var ya, yemin ediyorum kamerayı gördüm farklı oynuyorlar. Değişirim abi. Değişiyorlar hepsi. Her an ünlü olabilirim. Şiveli konuşan kız şey kibarlaşıyor bana. Hayatım biz İzmirliyiz. Ama yeminime kurra. Antep'ten babamların dükkanı varmış. Tutların altından geçtik. Evet. Pekmez yapma sezonda güzel bir koku olur. Tuttan pekmez mi yapılıyor sizin, evet, orada? Evet. Bizim burada üzümden yapılır. Şey, bağ üzümü var ya şu. Bizim orada da yapılır da genelde hep tuttan yapılır. Tuttan da yapılır. Evet. O yüzden öyle bir güzel bir Anadolu... Millet anındayız. Aynı anda iki kişi kameraya çekiyor öyle. Birbirimizi çektik. Millet anına giriş yapalım. İçeride çok güzel bir müzikle bizi karşılıyorlar. Telef yemeyiz inşallah. Adamlar çok güzel söylüyor ya. Hemen çekelim orayı. Beyler,
dünya üzerinde yapıldığı tarihten beri 800 yıllık camidir. Minaresi evet. yıkılmayan, tek cami. Gibi duran, taşları orijinal duran tek camidir. Minare nerede şu an? Minare. Siz yıktınız değil mi? Yıkmadık, söktük. Söktünüz ha. Hiçbir yerde de söylemiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Atanın telefonunu elime geçirdim yetmiyormuş gibi, bir de kamerasını geçirdim. Geçirdi. Şu anda kahvenin merkezi, bana göre Menengic'in Mucidi'nin yanındayız. Yani bulunduğu yerdeyiz. Şu an Tahmis kahvesine geldik. Yani Antep'e gelirseniz belki hiçbir yere gitmezsiniz ama Tahmis'e gelin. Bu benim kesinlikle tavsiyemdir. İçerisi inanılmaz kalabalık. Kafada bir iki dakikadır kayıttayız. Sürekli telefon çalıyor, kapanıyor. Kahvenin hatta Menengic kahvesinin bence Mucidi'nin yanındayız. Tahmis kahvesinde kahveler kendilerinden olduğu için ben Müslüklü Türk kahvesi içeceğim abi. Hatta Osmanlı dolardı. En pahalısı neyse onu getirdim. Her şekilde ödüyormuş zaten. Rahatız ya konuda valla. İşte şu an Tahmis'teyiz. Atam çok övmesi üzerine Menengic kahvesi içeceğim. Bilmiyorum, bakacağız. Bakacağız. Ben övdüm diye beğenmez şimdi. Evet, öyle olacak. Ya buranın hikayesini daha önce de anlatmıştım size eski videomda ama yine bahsetmek gerekirse yani 1635 yılında kurulmuş bir yerden bahsediyoruz. 1635 yılından beri ayakta olan bir yer. Yani Gaziantep'in İpek Yolu üzerinde bulunmasından kaynaklı da potansiyeli yüksek bir yermiş her zaman. Şimdi de zaten Antep'te en çok, en meşhur yerlerden birisi Tahmis kahvesi. Yani 1635 yılından beri gelinen kahve imparatorluğu diyebiliriz Tahmis kahvesine. Gerçekten de iyi yapıyorlar. Bir de kahveler gelsin. Öyle bir dinleyelim, öyle bir izleyelim. Buraya kadar izleyseniz bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de iç bakalım. İlk izlenim. Çok güzel. Yani Bakırcılar Çarşısı'na tekrardan geldik. Bakırcılar Çarşısı'nda ben şöyle daha çok onları göstereyim. Yemeni, işte böyle hediyelik eşyalar, bileklikler olsun, bakırdan yapılan ürünler olsun. Burada tamamen el işlemesi ürünleri bulabilirsiniz. Hatta hediye de alabilirsiniz buradan evinize giderken. 20 liraya magnet satılıyorum. Şimdi Ayşegül buradan beğenecek evlerine. Biri Mersin hediye gidecek. Aa, patlıcan kebabı çok hoşmuş. Bir de baklavalı. Bence biriniz baklava, biriniz de patlıcan kebabı alın. Biri Malatya'ya gitsin, biri de Mersin'e. Bakırcıların önüne bir duralım. Şöyle bir bakırcıların tarihini de açalım. Merhaba gençler, ne yapıyorsunuz? Buralı mısınız? Evet. Nerede okuyorsunuz? Cinderesi. Cinderesi. Oğlum tam yerinde okuyormuşsunuz lan. Tamam, teşekkür ederiz gençler. Ben anladım ya. Atatürk Kan. Atatürk Kan. Hadi görüşürüz. Ne olarak Bakırcılar Çarşısı olarak adlandırılan ancak birçok el sanatının yer aldığı bir çarşıdan bahsediyoruz aslında. Az önce de gösterdiğim gibi Yemenilerin, magnetlerin, adı üstünde bakırların da olduğu, hatta daha da detaylı işte içeride kurutmalık ürünlerin de olduğu, birçok ürünün olduğu çarşı burası. 9. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor. Fazla bir tarihi yok. Olayı bu yani. Kültürü buradan geliyor. Bakır, bakırı şekillendiriyorlar abi. Eğer yanlış anlatımımda bir sıkıntı varsa düzeltirsiniz. Devam edelim isterseniz. Pendiran'a doğru, Antep Kalesi'ne doğru ilerliyoruz buradan. Ekleyeceğim başka bir şey yok. Orada minaresi yıkılmayan cami. Hatırlarsanız bu 5 dakika önceki sahnede o arkadaş vardı. Bize demişti ki abi bunun minaresi yıkılmadı. Biz idareten söktük demişti. Cami. Kayacık kapısındayız şu anda. Ne göstereyim. Ayşegül'le video çekiyor zaten. Üçleme yaptık. Tren yaptık, tren. Tabii ki de artık paslanmış. Şimdi Bey Mahallesi'ne girdik ve en sevdiğim hocamdan birisi, anaokul öğretmenim Burcu hocamla evet, karşılaştık. Evet, çok güzel. İçine de doğmuş, az önce anlattı bana. Evet. Ya gerçekten böyle şeyler seviyoruz hocam ya, gerçek evet. Karşılaşmayı falan. Evet. Nasılsınız hocam, ne yapıyorsunuz? İyiyim, burada? Teşekkürler. İşte geziyorduk, atölyeye katıldık. Öyle, İyi. Biraz da mahalleleri gezelim. İyi tarihi yerleri, hocam. Öyle işte. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı başka? Seni çok seviyorum. Biz de sizi hocam. Görüşürüz. Bey Mahallesi'ndeyiz, arkamızda Beyoğlu Kafe var. Önümüzde Büyükşehir'in, yine ben de size söylemek istiyorum, atma diye bak paylaşmış. Abi çöplerinizi yere atmayın. Gerçekten. Antep'imizi temiz tutalım. Türkiye'mizi temiz tutalım. İnsanlığımızı temiz tutalım. Bu videoda çok mesaj var. Aintab baklavaya geldik. Şöyle göstereyim size. Aintab baklavadayız. Evet, içeriye girelim bir hemen, içeride sunumlarımızı yapalım. Sonra yine dışarıda konuşmalara devam ederiz. Son yerimiz. İlk günümüzü burada sonlandırıyoruz bu arada. Ustamız da birazdan gelir. Ben ustamız yokken kayda başlayacağım. Karışık yaptırıyorum. Karışık. Tamamdır. Ustam eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ya sen bu işi bilin ya. Vallahi.
Evet, şu an tatlımızı yedik. Yine Ayın Tap'ın önündeyiz. Son konuşmalar, son dakikalar. Ayşegül, yorumunu bir tekrar alabilir miyiz burada? Ben bayıldım. Aşırı güzel. Gerçekten gelen herkesin buradan bir tatlı yemesi gerekiyor. Bence de Ayın Tap yani. Evet, aynı fikirdeyim. Çok güzel. Ekleme yap bari. Aynı fikirdeyim, kesiyorsun hemen. Ya ne diyeyim, enfes bir tatlısı var. Enfes. Gerçekten. Yani insanı yormayan tatlılardan Ayın Tap baklava en önde gelenlerden. Evet, insanı yormuyor. Gerçekten aynen. Yiyebiliyorsun yani. Ben spor yapıyorum diye fazla yiyemedim. Şarjım bitiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri de sevmişsinizdir. Beğenin o zaman sevdiyseniz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.